80 kuruş. Domates al şeyden alınmış, yerinden alınmış. 1 lira. Müşteri yok. Buradakiler hepsi esnaf, çalışan. Müşteri yok. 1 lira. Şimdi bu işte bir arada bir götüren var. Üretici rezil. Komisyoncu olarak, tüccar olarak biz reziliz. Tüketici çok pahalıya yiyor. Ama neyse, bu aradaki götüreni bulunsun istiyoruz. Bizim en doğal hakkımız bunu, Allah için. Birisi çıksın, kamyona binsin, Antalya'dan nereye gidiyorsa gitsin, oradan alan adam da gitsin pazarda mı buluyor, marketten mi buluyor bunun fiyatını, kimin bu işi, bu işten rant götürdüğünü ortaya çıkarsın. Birisi Allah için bunu yapsın. Şimdi Antalya'da yapılan eylemde hep komisyoncular vurguncu, hırsız, pahalı, bütün pahalı, Türkiye'nin sorun Türk milletine kim pahalılık yaratıyor derseniz komisyoncu diyor hemen. İlk taş bize. Hayır kardeşim, biz değiliz. Biz sözümüzün arkasındayız. Esnaf olarak, esnaf grubu olarak. Biz bu işten hiçbir şey götüremiyoruz. Ama mesleğimiz olmuş. 35-40 seneden beri ben bu işi yapıyorum. Benim başka bir mesleğim yok. Onun için acizlikten yapıyoruz biz bu işi. Saat 2'de kalkıyor bu çocuklar. Bu esnaf saat 2'de gece kalkıyor, yollara düşüyor. İtler yatarken bu insanlar burada. Arı çağrı söylüyorum. Ben 16 yıldan beri halde komisyoncuların dernek başkanıyım. Federasyonun da yönetim kurulu üyesiyim. Bunun için gitmediğimiz daha kalmadı. Eskiden bu domatesin bakkal veya market pazarı satarken faturası olurdu. Faturasının üstüne bunu 1 liraya alırdı pazarcı, marketçi 1300 liraya satardı. Ama şimdi 2300 liraya satsa kimse bir şey demiyor. Bu şeyin denetimi yok. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra kesinlikle bu olayın içinde bir an götüren var. Ama bunu tespit etmek sizin göreviniz. Bunu tespit etmek hükümetin görevi. Bizim bakanlığımızın görevi. Bunu bulsunlar. Bu hırsız bulunsun. Biz hırsız değiliz. 1 lira.